Sıra Adana Milletvekili Burhanettin Bulut'ta. Buyurun Sayın Bulut. Süreniz 5 dakika. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bütçede sağlık üzerine konuşuyoruz. Ancak her ne kadar konu sağlık olsa da çevre, hukuk, adalet gibi, güvenlik gibi vatandaş imtiyazında bir konu olsa da maalesef bütçeyi hazırlayan anlayış bunları birbirinden ayırmıyor. Sağlığı da genel bütçe anlayışının içerisine almış durumda. Bu planlama ve bütçe hazırlığına bakıldığında sağlığın iki önemli unsuru, yani hizmet sunucularıyla hizmet alıcıları, maalesef bu bütçede üvey evlat muamelesi görmüş durumda. Hizmet sunucularına baktığınızda zaten bir mutsuzluk hakim, zaten bir şiddet hakim. Her ne kadar bunu meclis şiddet yasasıyla çözmeye çalışmış ise de maalesef bunu çözmüş değil. Bunun yanında birçok üniversite mezunu, sağlık teknisyeni, diyetisyeni, anestezi teknikeri, sağlık yönetim teknikeri, radyoloji, paramedikler, fizyoterapistler, eczane teknisyenleri, perfüzyon teknisyenleri gibi sağlık teknisyenleri de kadro açmamış olsa da görüntü bu sağlık sunucularını bu bütçe içerisinde, maalesef bu uygulamanın içerisinde mutsuz kılarak sürdürmeyi vaat ediyor. Diğeri de hizmet alıcıları, yani hastalar, her ne kadar müşteri olarak görülse de buraya baktığımızda hizmet alıcılarına da paran kadar hizmet alabilirsin diyor. Bunun göstergesi de şudur: son bütçede %28 oranında arttırılmış durumda, 48 küsür milyara getirilmiş. Ancak buraya baktığınızda özellikle şehir hastanelerindeki rakamı çıkarttığınızda geriye hizmet sunucularına, sağlık uygulamacılarına hiçbir şey kalmıyor. Yaklaşık %40'ına yakın inşaatlara gidiyor. Diğer taraftan döner sermayeye baktığınızda bütçeyi genel bütçeden daha fazla yukarıya çıkartarak %36'lık bir artışla 47 milyara getiriyor. Hal böyle olunca geriye şu kalıyor: demek ki bu bütçe zaten vatandaşın cebinden karşılayacağı bir bütçe haline gelmiş. Bu konuda TÜİK'in bir rakamı var. TÜİK %17 olan geçen yılın vatandaş tarafından karşılanan oranını %22.7 arttırmış durumda. Yani 14 kalem ilave vatandaşın ödedikleriyle bakıldığında, içerisinde yatan hastaları, günübirlikleri, diyaliz reçetelerini de çıkarttığınızda vatandaş sağlıkla ilgili uygulamaların yaklaşık yarısını zaten karşılıyor durumda. Yani hizmet alıcılar kamu yerleri, kamu hastaneleri de dahil olmak üzere gittikleri hizmetin o demin bahsettiğim ana başlıklar dışındaki kalemlerde yarısını karşılıyor durumda. Tabii bu arada işin ilaç kısmına bakıldığında grip aşısı Adana'da, Mersin'de, Antep'te olmak üzere kuduz aşısı gibi ilaçlar yokta. Hal böyle olunca sağlık ekonomisi ve memnuniyeti doğal olarak geçen yıllardan bu yana düşüyor. Peki hizmet sunucuları ve hizmet alıcıları bu konuda memnun değilse memnun olan kim? O da sağlıktaki yeni dönemin adıyla sağlıkta müteahhitler. Müteahhitler mutlu durumda. Biz sağlık bütçesini diğer bütçelerden ayrı olarak baktığımızda ortak bir yön var, o da müteahhit. Sarayın 5 müteahhiti yine burada. AVM yapan, hastane yapan aynı kişi. Köprü yapan, hastane yapan aynı kişi. Görüntüde bu bütçe müteahhite açılmış, müteahhit üzerinden kurgulu bir bütçe haline gelmiş durumda. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın hayali şehir hastaneleri müteahhitin lüks oteli olarak kalmış durumda. Halbuki böyle olunca diyorsunuz ki bu kadar lüks oteller en azından hizmetin kalitesini de arttırır. Yine Cumhurbaşkanı ifadesiyle artık kuyrukta ölen hasta olmayacak dediğinin üzerinden 3 gün sonra Adana'da bir adaşım Burhan Sadık rahmetli oldu. Adana Şehir Hastanesi'ne getirilen bu hasta kalp sorunu yaşarken 6 saat bu hastanede bekletildi. Daha sonra uzman doktorumuz yok diyerek
Bu hastayı Maraş'a gönderildi. 3 saatlik bir mesafedeki Maraş'a gönderildi. Orada da bu imkanlar tam el vermediği için 10 gün sonra bu hasta rahmetlik oldu. İşte sağlıkta müteahhit döneminin getirdiği sonuç budur. Değerli milletvekillerimiz, Sayın Bakanıma sürenin bir dakikasında orada kullanmak istiyorum. Tamamlayalım lütfen. Sayın Bakanıma sormak istiyorum. Bu yeni dönemde sizlerin siyasal bir sorumluluğu yok. Elbette siz de bir önceki dönemde hangi sıfata koyarsanız koyun, müsteşar diyebilirsiniz, teknik heyet diyebilirsiniz, ne fark eder? Hiçbir şekilde bir siyasal sorumlulukla değil, bir atananla geliyorsunuz. Bir atamayla geliyorsunuz. O vesileyle sizin partnerinizin, en önemli partnerinizin meslek odaları olması gerekiyor. Ama Türk Tabipler Birliği, Türk Diş Hekimleri Birliği ve Türk Eczacıları Birliği sizden uzun zamandır randevu alamıyorlar. Bu randevu almama gerekçesini anlamış değilim. Eğer anlayış, zihniyet, FETÖ'nün devletin o genetiğini bozan yapısıyla alakalı yine yeni bir paydaş arıyorsanız, başka kurumlarla bu ilişkileri götürecekseniz durum 15 Temmuz'da yaşananlardan farklı olmayacaktır. O anlamda bu yeni döneme yeni bir sayfa açarak bu kurumlarla, kamu özelliği olan bu kurumlarla bir an önce görüşmenizi öneriyorum. Çok teşekkür ediyorum.